Sekizinci soru. Yeni soru serisinde. Şimdi bu bir rasyonel sayı sorusu ama aynı zamanda bu denklem kurma problemlerinde de temel alınan bir soru. Şimdi söyleyeceğim nasıl olduğunu. Öncelikle şeye bakalım. Soruda ne var? A çarpı B 2 bölü 9, A çarpı C 1 bölü 6, B çarpı C 1 bölü 3 sıralamamızı soruyor. Yani şimdi mantıken şöyle bir şey var. Denklem kurma problemleri güzel somutlaştırıyor bunları. Mesela diyelim ki Ahmet'le Mehmet çalıştı, bir iş hızlı bitti. Ahmet'le Hasan çalıştı, iş yavaş bitti. O zaman deriz ki Mehmet Hasan'dan hızlı çalışıyormuş. Çünkü Mehmet çekilince iş yavaşladı. Aynı mantık. Burada da A ile B'yi çarpmışım 2 bölü 9. A ile C'yi çarpmışım 1 bölü 6. Hangisi büyük? Hemen göremedim. Öyleyse bu paydaları bir eşitleyeyim. Şunu 2 ile şunu 3 ile bir genişleteyim. Şunu da 6 ile. Şimdi A ile B'yi çarptım. 4 bölü 18. A ile C'yi çarptım. 3 bölü 18. A, B ile C'yi çarptım. 6 bölü 18. Şimdi hani maçta bir oyuncu sahadan çıkıyor, takım mahvoluyor. Onun gibi düşünelim. Burada hangisini çekince sonuç çok küçülmüş? Şu en küçüğü değil mi? B çıkınca sonuç en küçülmüş. Öyleyse en iyi oynayan diyorum, en büyük olan B. Çünkü B'yi çektiğimizde sonuç küçülüyor. B. Daha sonra şeyden bakalım, bir de tersten bakalım. Hangisini eklemeyince, yani hangi ikiliyi seçince sonuç çok büyümüş? 6 bölü 18. Yani en kötüsü içlerinde A'ymış. A çıkınca sonuç büyümüş. Yani bir masa tenisi takımı düşünelim. 3 kişilik, ikisi sahada. Hangi ikisi oyuna girince çok sayı alınıyor? Bu ikisi girince. Öyleyse en kötü oynayan A'dır. Hangisi oyundan çıkınca en kötü duruma düşünüyor? B. Öyleyse en iyi oynayan B'dir. Bu şekilde somutlaştırabiliriz daha kolay anlaşılması için. Yani zaten bunu başka şekillerde yapabiliriz ama önemli olan soruyu çözmekten ziyade sorunun temel alınarak hazırlanabilecek şeyleri söylemek. Bunun bir tane şeyi de şudur. İşte Ayşe ile Mehmet bir ödevi 9 günde yapıyor. Ayşe ile Hasan 10 günde yapıyor. Mehmet ile Hasan 11 günde yapıyor. Öyleyse Ayşe, Mehmet, Hasan'ın hızlarını karşılaştı diye sorabilir. Orada da şeye gidebiliyor kişi. İşte bunları çarpacağız mı, böleceğiz mi falan filan. Öyle değil. Şöyle düşünüyoruz. Kim ödevi yapmayınca ödev hızlı bitiyor? Kim ödevi veya kimi çıkarınca ödev çok yavaş gidiyor? Oradan karşılaştırıyoruz. Burada da aynı mantık. Dolayısıyla C seçeneğini rahatça seçebiliyoruz.